Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlere videolu ve animasyonlu ekranda gördüğünüz bu PowerPoint dokümanını nasıl hazırlamanız gerektiğini baştan sona anlatacağım. Bu şekilde sizler de kendi verilerinizle birlikte kendi görsellerinizle birlikte videolu ve hareketli animasyonları kolayca hazırlayabileceksiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına bu videoyla ilgili yorumlarınızı yapmayı lütfen unutmayın. Bu hazır Excel dokümanına da açıklamalardaki bağlantı linkine tıklayarak temin edebilirsiniz arkadaşlar. Hadi gelin birlikte ilgili dokümanı hazırlayalım. Öncelikle olarak bir boş PowerPoint sayfası açıyoruz ve boş bir PowerPoint sayfası açtıktan sonra da Ekle sekmesindeki Medya sekmesine tıklıyorum ve videoyu seçtikten sonra hazır videoları seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi hazır videoların seçimini yapabileceğim alan ekrana çıktı. Buraya geliyorum ve ampul yazdıktan sonra bakın açılan alandan istediğim bir videoyu seçebilirim ama ben bu videoyu seçmek istediğim için ampul yazdım. Ekle diyorum ve ilgili videomu ilgili sayfama ekliyorum arkadaşlar. Video şu anda indiriliyor. Gördüğünüz gibi bu videoyu indirdim. Şuradaki tasarım fikirlerini kaldıralım ve videomun bakın oynat kısmına geliyorum ve videoyu buradan kolayca oynatabiliyorum arkadaşlar. Şimdi buna bir şekil ekleyeceğim. Bakın ekle sekmesindeyim yine. Şekillere geliyorum ve bir yuvarlak seçtikten sonra Ctrl ile birlikte Shift'e basıyorum ve nizami bir yuvarlak ekliyorum. Buraya gördüğünüz gibi şekil ana hattına ana hat yok diyorum. Şekil dolgumada daha önceden hazırladığım bu renklerden bir tanesini seçiyorum ve buraya diyorum ki logonuzu buraya ekleyiniz. Kendi logonuzu buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizler. Şimdi sonrasında yine ekle sekmesine geliyorum. İlgili sunumun başlığını yazmak için buraya bir metin kutusu ekliyorum. Ve metin kutusunda sunum adı yazıyorum ve metin kutusunu kenarından seçtikten sonra Bakın buradan yazı biçimini Segoe Black olacak şekilde ayarlıyorum ve boyutunu da şöyle atmış olacak şekilde seçiyorum arkadaşlar ve şöyle ikisini birbirine yaklaştırıp gördüğünüz gibi sunumumuzun adını da buraya ekleyebiliriz. Şimdi bu iki metin kutusunu ve logomu seçtikten sonra animasyonlara geliyorum ve animasyonlar sekmesinden. Bakın uçarak geçiş diyorum ve geçiş efektlerine de soldan sağ olacak şekilde ayarlıyorum. Ve başlangıç olarak da tıklandığında değil öncekinden sonrayı seçiyorum. Bakın bu sayfa için şimdi ben slide gösterisine tıkladığımda gördüğünüz gibi ilgili videom oynadı ve sunumun logosu ve sunum adı buraya otomatik olarak geldi arkadaşlar. Şimdi sonrasında. Bu görmüş olduğunuz görselleri ve aynı şekilde videolu olacak şekilde nasıl hazırlayacağımızı gelin birlikte yapalım. Buraya geliyorum. Yeni slayt diyorum ve boş bir slayt ekliyorum arkadaşlar. Sildim bunları. Ve daha önce hazırlamış olduğum ve kanvadan indirdiğim bu resmimi kopyalıyorum ve buradaki sayfama getirip yapıştırıyorum arkadaşlar. Tasarım fikirlerimizi kapatalım. Sonrasında yine ekle sekmesine geliyorum. Şekillerden bir yuvarlak şekil ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekli ekledikten sonra buraya uygun bir şekilde getiriyorum. Şekil dolgusunu buradan daha önceden hazırladığım rengimi seçiyorum. Şekil ana hattıma da ana hat yok diyorum arkadaşlar. Sonra tekrar ekle sekmesine geliyorum. Simgelere tıklıyorum. Ve simge açılan alanda yine ampul yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi buradan bir ampul şekli seçerek buraya ekliyorum arkadaşlar. Getirip benim şeklimin üzerine oturtturuyorum. Sonra grafik dolgusunu şekilden, şeklin üzerinde seçiliyken beyaz olacak şekilde değiştiriyorum arkadaşlar. Sonra ekle sekmesine geliyorum. Yine bir metin kutusu ekliyorum. Buraya bilgi yazıyorum. Bakın bilgi yazdım. Bunun da yazı biçimini yine Segoe Black olacak şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Sonra tekrar geliyorum. Ekle diyorum. Ve Buraya bilgileri şöyle yapalım. Sunumunuz ile ilgili bilgilerin detayını buraya girebilirsiniz yazıyorum. Şimdi bunu da şöyle küçülteceğim. Bir tık daha bunu küçültelim arkadaşlar 14 yapalım ve şöyle genişletip sunumla ilgili bilgilerimizi de buraya girebileceğimiz şekilde ayarlıyoruz. Şunu da sola yanaştıralım aynı şekilde bunu da sola yanaştıralım ve ilgili sıralama da olsun istiyorum. Şimdi bu yuvarlağı buradan kopyaladım Ctrl V ile yapıştırıyorum ve hemen altımıza şöyle ekledim ve bir tane daha Ctrl V ile yapıştırıyorum ve bunu da en alta olacak şekilde ayarlıyorum. Şimdi biraz daha yerlerini yukarıya çıkartacağım. Şimdi bunların renklerini değiştireceğim. Bakın bunu seçtikten sonra şekil biçimine geliyorum. Şekil dolgusuna buradaki bu yeşil rengimi seçmek istiyorum. Aynı şekilde buna geliyorum. Buradaki şekil dolguma da buradaki bu koyu rengi ekliyorum arkadaşlar. Yine ekle sekmesine geldim. Simgeler diyorum. Şöyle buraya hedef diyorum ve enter'a basıyorum. Bakın hedefle ilgili bir sürü görsel çıktı. Şunu seçeceğim bu sefer. Bunu ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle getirdim. Bunu da buraya ortalıyorum arkadaşlar. Ve bunu da grafik biçiminden, grafik dolgusundan yine beyaz olacak şekilde seçiyorum. Sonra tekrar ekle sekmesine geldim. Yine simgeleri seçiyorum. Bu sefer analiz diyeceğim arkadaşlar. Bakın arama kısmına analiz diyorum ve buradan istediğim bir resmi simgeyi seçip oraya ekleyeceğim arkadaşlar. En uygun simge şu olacaktır diye düşünüyorum. İstediğiniz bir tanesini siz seçebilirsiniz tabi. Buraya getirdim, ekledim ve bunu da beyaz olacak şekilde ayarladıktan sonra. Bakın hepsini. Kopyalıyorum arkadaşlar. Ctrl C ile, Ctrl V ile yapıştırıyorum. Ve aynısı burada olacak şekilde buraya getirip aynı hizalamada buraya ekliyorum. Bakın yine aynı şekilde bu slayt seçiliyken Ekle sekmesine geliyorum. Medyaya tıklıyorum. Videoyu seçtikten sonra yine hazır resimleri açıyorum ve buradaki videolardan karanlığı seçiyorum. Bakın açılan anda ikinci sıradaki bu derin videomu seçiyorum ve ekle dedikten sonra videomu ilgili slaytıma ekliyorum arkadaşlar. Evet geldi. Şimdi videoyu seçtikten sonra video biçimine geliyorum ve bir arkaya gönder değil, en arkaya gönder diyorum. Bakın buraya ilgili verilerimi getirdim. Şimdi ben buradaki bu ilgili videolarımı, ilgili alanlarımı seçiyorum. Bakın animasyonlardan buradaki animasyonlara uçarak geçiş diyorum. Ve soldan olacak şekilde seçiyorum. Öncekiyle birlikte dedikten sonra buradaki slaytlara başlıyorum. Animasyonlara başlıyorum. Hem video hem animasyon olacak şekilde ilgili verilerimi ekliyorum arkadaşlar. Bakın seçtim bunları. Yazıları da beyaz yapacağım bu arada görünmesi için. Seçtim. Yine uçarak geçiş diyorum. Soldan sağ efekti yapıyorum Öncekinden sonra diyorum Aynı şekilde Bakın buradaki bu Arkadaşlarımı seçiyorum Uçarak geçiş diyorum Yine bunlara da soldan olacak şekilde yapıyorum Öncekinden sonra seçeneğini seçiyorum Şimdi bu taraftaki arkadaşlarıma Geliyorum bunları seçtikten sonra Yine uçarak geçiş diyorum Bu sefer sağdanı seçiyorum Öncekinden sonrayı tıklıyorum Aynı şeyi diğerlerine de yapıyorum Arkadaşlar bakın uçarak geçiş sağdan ve öncekinden sonrayı seçiyorum. Son olarak da buradaki arkadaşıma aynı işlemi yapıyorum. Uçarak geçiş diyorum animasyonlarda. Öncekinden sonrayı seçiyorum ve tamam diyorum. Şimdi buradaki bu bilgi ve yazıları şöyle seçelim. Bilgi ve yazıların hepsini seçiyorum arkadaşlar. Bakın tek tek bu arkadaşları seçiyorum. Beyaz yapacağım bunların rengini yazı tipi rengini. Giriş sekmesine geliyorum ve buradan yazı tipi renklerini hepsinin beyaz yapıyorum. Daha görünür olması için. Buradaki slayt gösterisine tıklıyorum ve sırasıyla benim yapmış olduğum bütün slaytları adım adım getirip bana bilgilerle birlikte veriyor ve videomuzu da eş zamanlı olarak oynatabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar gelelim ve gördüğünüz gibi hem videolu hem de hareketli slaytları, animatik slaytları nasıl hazırlayabileceğinizi sizlere anlattım. Sizler de kendi verilerinizde bu slaytları kullanabilirsiniz. Bu şekilde sunumlar hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak ilgili slaytları temin edebilirsiniz.